Buralardaki herkes inanıyor değil mi? Elhamdülillah. Maşallah kimse tek hayatla yetinemiyor vallahi. Öğrenmenin yolu ölmektir Mahir. İyi söylüyorsunuz da yanlış. Mahir. İyi misin oğlum? Mahir. İyi misin evlat? Züleyha! Hadi çabuk su getir. Biliyorsanız sadece karanlık varsa öldüğümüz an tık diye her şey bitip bir daha da başlamıyorsa. Ay biraz izine sıçar. Bir şey mi oldu az önce? Döndün kaldın. Farkında değil misin? Yok. Sağ ol. Sende bir düğüm var. Çok eskiden atılmış. Böyle bağlıyor seni. Düğüm değil Şah amca. Tümör o tümör. Beyindeki sinir uçlarına baskı yaptığı için epilepsiye sebep oluyor. Geçmiş olsun. Ameliyat olsam da öleceğim, olmasam da öleceğim. Bundan kaçmanın ya da geciktirmenin bir yolu yok. O zaman niye geldin bana? Abimin kaybolmasıyla duvarın bir ilgisi var mı? Onu da nereden çıkardın? Annem af diliyor. İyilik istiyor. Abin şu anda içeride uyuyor. Ve kendini Selim diye bir sanıyor. Ay siz de buradaydınız. Size sormalı. Burada mıyım? Ay ben de inanamıyorum şu an burada olduğumuza. Abin de bu halde gördünüz. Dostlar böyle günler içindir, dert etmeyin. Ayrıca birisini sevmek böyle bir şeydir. Her şeyiyle seversiniz. Sizi de her şeyiyle seven, sizin de her şeyiyle sevdiğiniz biri çıkacak karşınıza. Tavukların arasındaki horoz musunuz? Aa. Şimdi tavuk olmaya çalışıyorum. Belki Sinan sizi horoz olarak seviyordur. Nasıl yani? O zaman Sinan gay. Ne? Benim anlamadığım, bunca yıldır görmediğim birine nasıl böyle bağlanıyorum? Fakat hep böyle değil midir? Birçok şeye ihtiyacımızı onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz? Tabancayı eline aldığında anlamazsın. O soğuk demir bütün sıcaklığını çeker alır insanın. Yavaş yavaş. Anlamazsın. Zaman geçtikçe sen de o demir gibi soğursun. Elin soğur. Yüreğin soğur. Dünyaya buz gibi gözlerle bakmaya başlarsın. Silah çözüm değil. Ben yüreğimdekileri orada saklarım, sana söz veriyorum. Ama ne olur benden kaçma. Ağlar!
gelmiş. Bu Macar da Almanlardan kaçabileceğini zannediyor aklı sıra. Bu yaptığın kabalık ama. İnsanın misafirine biraz olsun saygısı olur. Siz de her şeyden huylanıyorsunuz. Bildiğin bir türkü var mı? Pek bilmem. Nasıl bilmezsin canım? Herkes hiç olmazsa bir tane türkü bilir. Öyle bildiğin bir türkü bile yok mu? Bilirim. E ne duruyorsun, oku o zaman. Okuyamam, yasaktır. Kim yasaklamış türkü okumayı? Şöyle yazalım onu. Trakea, özefagus ve boyun yumuşak dokularında herhangi bir anormalliğe rastlanmadı. Katına geçildi, katın açıldı. Aç Şakir. İyi de beline yağmur yağ. Yağsın. Yüzyıllardır yağıyor. Ne fark eder? Fakat bundan sadece 100 yıl sonra bile Arap. Ne sen, ne ben, ne savcı, ne komiser. Hani şairin dediği gibi. Yine yıllar geçecek ve geride benden birisi kalmayacak. Yorgun ruhumu karanlık ve soğuk kuşatacak.